Aşağıdaki U borusunun kolları yarı geçirgen zarla birbirinden ayrılmıştır. Borunun birinci koluna %7'lik sükroz çözeltisi, ikinci koluna ise saf su konulmuştur. Şimdi deney düzenimize bakıyoruz arkadaşlar. Birinci kolda %7'lik sükroz çözeltisi, ikinci kolumuzda ise saf su olduğunu görüyoruz. Burada ne var? Yarı geçirgen bir zar var sükroz nasıl bir molekül arkadaşlar? Disakkarit yani büyük bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. Yani sükroz zardan geçemez arkadaşlar. Zardan geçemeyeceği için buradaki saf su ozmoz ile nereye geçecek? İkinci koldan birinci kola geçer ve evet birinci kolda bir miktar yükselme görülür arkadaşlar. Bu doğrultuda Sorumuza bakacak olursak 1. 2 numaralı koldan 1 numaralı kola su geçişi ozmozla sağlanır. Evet gördüğünüz üzere 2 numaralı koldan 1 numaralı kola evet su geçişi ozmozla olur. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Bir süre sonra iki kolda da sükroz yoğunluğu dengelenir. Hayır sükroz İkinci kola geçemez arkadaşlar. Çünkü nedir? Büyük moleküldür. Yanlış. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Sükroz molekülleri 2 numaralı kola geçerken ATP harcanır. Sükroz 2 numaralı kola geçemez arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Cevabımız A seçeneği yalnız bir olmalıdır.